Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Tamam. Şöyle geçin. Evet. Çok kıymetli hayat arkadaşım Mehtap. Ve yine o çok kıymetli eşimin çok kıymetli arkadaşının çok kıymetli psikolojide okuyan ve sınıf birincisi olan oğlu Feridun. Ve ailemizin olmazsa olmazı. Olmaz. Adeta ailemizin sembolü. Sık sık bizi Konya'dan ziyarete gelen ve ısrarla nedense hep otobüsü seçen Mr. İşte, hepiniz hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hoş bulduk Hayati. Ya şehirler arasındaki bu seyahat yasağı kalkar kalkmaz, karne heyecanıyla okula koşan öğrenci gibi hemen otogara gittin, biletini aldın geldin. ne yapıyor? Kime müdahale ediyor? Sana. Bana? Nereye? Şimdi Mesut'a işte. Şimdi ben nasıl anlatsam? Sen biraz şey yapıyorsun. Ne? Yani şey yapıyorsun. Çok konuşuyor, boş konuşuyor. Okey? Sonu belli olmayan tuhaf tuhaf hikayeler anlatıyor. Ömrümüzden ömür yiyor, ömür. Ama şimdi Mehtap teyzeciğim, bu böyle olmaz. Ben bir psikolog adayı olarak araya girmek durumundayım. Bu şekilde yardımcı olamayız Mesut Bey. Benim yardıma ihtiyacım yok. Hmm. Ben zaten çok konuşmam ki. Konuşmam dedim de aklıma ne geldi bak. Ya bizim köyde bir tane Şuayip vardı. Gevezel Şuayip. Mehtap kız sen bilirsin. Pas. He o kız o. Ya bu Gevezel Şuayip... Allah aşkına. Mesut enişte. Daha yeni başladık. Ne olur yapma, kurban olayım. Dur ya. Yani Hayati Bey, böyle araya girerseniz bu şekilde olmaz. Ben kendisine yardımcı olamam. Şimdi benim birkaç sorum var, ben hazırladım. O anlatırken ben araya gireceğim ve o soruları soracağım kendisine. Lütfen müsaade edin. Buyurun, anlatın Mesut Bey, siz. Buyurun. Anlatacaklar lan. Sana mı soracağım ben? Tipsiz. Saçına bak. Neyse, bu bizim Gıvıza Şuayır bir gün yine köyde kahvede oturuyor. Yine gevezelik yapıyor yani. Yok arkadaş ben oradan geldim. Yok ben buradan geldim diye konuşuyor. Köylü o burasına geliyor artık. Çıldırıyor köylü. Arkadaş. Köylü sopayla tırmıklan. Bunu köyün meydanında vah luh. Vah luh diye dövüyor mu? Bak. Bizim Şuayip orada ağzı yüzü birbirine karışıyor mu? Köylüler buna yeniden bir şekil veriyor yani. Neyse, bu bizim Şuayip köy meydanında böyle canım pozisyonunda böyle yatarken bir tane el bismillah Allah'ın işi işte böyle han deyince böyle önüne geliyor. Şuayip kafasını kaldırıyor, kim olsa beğenirsin. Kim? Bütün böyle azametiyle, bütün böyle yüksekliğiyle o sıra Konya'da Star Wars 10 filminin çekimlerini yapan George Lucas. Kim? George Lucas. Ya Lucas bu diyor ki, Şuayip diyor, kahvede kivi içerken senin hikayelerini ben dinledim. Acayip hikayelerim var. Star Wars'un çekimlerini ben bitirdim. Gel senin hayatını mini dizi yapalım ne dersin? Arkadaş Şuayip diyor ki, olur diyor ama ben partnerim kim olacak? Bak Şuayip akıllı ha. Neyse, uzun görüşmelerden sonra kimle anlaşıyorlar sence? Kim? Farah Zeynep Abudullah. Şuayip diyor ki, wow diyor. Row, row diyor. Tamam, bu iş olur diyorlar. Tam orada bireysel böyle özgürlüklerini falan bilmem nelerin feragatını vermek için muvaffakat namelerini imzalarken Farah bu Şuayip'e diyor ki, Şuayip diyor. Şuayip, Şuayip diyor. Wow, wow diyor. Neyse. Gel diyor, ben oyunculuk işinden artık sıtkım sıyrıldı. Ben oyunculuk yapmak istemiyorum. Gel seninle diyor, sağlık turizmi işine girelim. Sağ ol, ben dinle. Bu bizimkisi tamam diyor, gel.
İngiltere'de de diyor, benim çok tanıdıklarım, bağlantılarım var. Arkadaş bunlar atlıyor, gidiyor te Liverpool'a. Orada bir tane yazanga tutuyorlar. İlk müşteriler kim? Kim? Muhammed Sallah. Ya. Hani ya o sıralarda işte bu saçımın tepesindeki saç seyrelmeye başlayan... hani Mısırlı futbolcu yok mu Liverpool'lu Muhammed Sallah? O işte ya. Arkadaş bu ikisi, Gebze'de bir tane saç merkeziyle anlaşıyor mu? Ya buradan Sabiha Gökçen'in üzerinden de aktarmalı Gebze'ye 3 tane bilet alıyorlar mı? Bizim Salah'la Falah birbiriyle anlaşıyor. Bak, Şuayb'i de tuttu fırının önünde bırakıp kaçıyor mu? Bizim Şuayb elinde böyle sopa çikolatayla bunların arkasından bakıyor. Çocuğu ağladı ağlayacak. O heyecanla da donunu indirip koşmaya başlıyor mu? Ya? Demem o ki, o çocuğa ne oldu belli değil yani. Çok acayip hikaye. Yalnız dikkat ettim. Sen konuşmaya başladığında dolar 7 lira 60 kuruştu. Şu an 8,5 oldu. Yiyeceklerim bu kadar. Feridun, sorumu hazırladım diyordun, sorsana. Evet, hazırladım da soramadım. İsmail Saymaz gibi kaldım böyle. Niye böyle oldu anlamadım ki. Ya arkadaş, bak. Ben şimdi normalde öyle sık sık hastaneye giden bir adam değilim. Mesleğin işte sen bilirsin. Değil mi? Lan abartma! Terbiyesiz. Ya bu geçen bayram, 3 günlüğüne yatılı olarak bize geldi. Bayram bitti, benim kafamda bir ağrı, bir ağrı. Doktora gittim. Ne dedi doktor? Senin kulağın küçülmüş dedi. Fazla gürültüye böyle maruz kaldığı için bu küstüm çiçeği gibi böyle içine kapanmış. Kulak kapanmış, öz, çekiç, izengi ne varsa hepsi birbirine girmiş ya. Allah aşkına ne olur rica ediyorum. Rica etmiyorum, yalvarıyorum sana ya. Şu hikayelerindeki saçma karakterlere döndük. Ne olur sal bizi ya. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir insan uyurken horlayabilir. Uyurken yürüyebilir. Ben bunu garipserim ama empati kurarım, saygı duyarım. Ama bir insan uyurken hem horlayıp hem yürüyüp hem Doğu Beyazıt'ta başlayan bir hikayeyi Jamaika'da bitiremez. Yeter lan, yeter. Bu da kafa. Tamam, sus kız. Ben horlamam bir kere, ben aynı zamanda konuşmam da o kadar. Yalan dolan bunlar. Yalan dolan he mi? Bak şimdi bak. Bak neyim var? Sen uyurken... Belgelerle konuşurum. Kayıt aldım. Belgelerle konuşurum ben. Doğru dedin canım benim. Hazır mısın? Bizim bir Samur Necip vardı. Sen bilirsin Mehtap. He kız o. Bu Necip bir gün ilk okulda... Oğlumun kelimesine gidiyor mu? Orada tokatlı bir... bir çocukla tokat yaprağı işine giriyor mu? Fırtına ya. Neyse sonra oradan çıkıp... ne diyeceksin? Arkadaşlar bu arada yanlış anlamayın. Bu kayıt 5 saat 27 dakika. Telefonun şarjı bittiği için bu kadarını alabildim. Mesut Bey, şöyle düşünüyorum. Acaba diyorum, bilmiyorum, sesi düşünüyorum. Bu konuşma eğiliminizin sebebi yalnızlık olabilir mi? Bana daha önce evli olduğunuzu söylediler. İşinizden neden ayrıldınız? Terk ettim kendisini. O kadar konuşuyordu ki kafamı şişirdi artık. Yalan söyleme lan. Evlendiğinizin 3. haftası Saniye yengem Tibet'te sessizlik yemini edenlerin yanına gitmedi mi? Bak şimdi. Aslında çok güzel bir noktaya değindi biliyor musun Feridun? Şimdi bizden işte acaba diyorum ne bileyim sen bir evlensen, bir yuva kursan en azından mutlu olursun. Böylece Konya'da sabit durursun. He?
Biz işte bu yüzden seni tanıştırmak için birini çağırdık. Seni de zaten bu yüzden Konya'dan getirttik. Nasıl yani, ben dinleyeyim diye çağırmadınız mı? Ya Feridun, hem modern hem de geleneksel yöntemler deniyoruz işte ya. Uzatma sen de. Enişte, bak benim halk keyfimde bir sıra arkadaşım var, yeter. Senin fotoğrafını gösterdim, çok beğendi seni. Bence tanışın, olur. Hı? Aman yedi, aman. Kızım yok be. Vallahi ben yok, ben o işlerden geçtim artık aman. Kumral mı ki? Aman, kumral olsa ne olur ki? Ben bıraktım artık o işleri canım. Kumral mı ki? Ya? Ya yok, yok. Ben kurulu düzen var kızım. Ben bu saatten sonra... Ya kumral mı? Kızım üç tür soruyor musun? Cevap versenize. Aa! Enişte çok sinirimi bozuyorsun gerçekten. Gerçekten. Buna değil. Aman kızım benim bu işim olmaz ya. Ya ben elemi, elemi. Ele daha şuraya bir yere asmışım ya. Ya bir bak. Aman ya. Ah. Wow! Hemen gelsin. Nerede bu gelsin? Yolda, hemen gelsin. Yolda gelecek. Benim bıyığım düzgün mü? Ne? Tamam tamam, düzgün düzgün. Merak düzgün etme. İyi miyim şu ya? An iyisin, iyisin. Saçım başım iyi mi? İyisin, iyi, iyi. Ha geldi. Vallahi geldi. Geldi. Vallahi da geldi. Dur bakalım, hadi inşallah verirsiniz. Hadi bakalım. Yeter Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz de şimdi tam çay koyuyorduk değil mi evet, Hayati? Evet, evet. Feridun'cum sen de gel. Feridun gel. Ben niye çay koyuyorum ya siz? Lan oğlum, ben demliği tutacağım. Sen suyu koyacaksın. Hep birlikte çay demleyeceğiz. Çayı getirecek. Ama... Hadi yürü. Lan yürü. Tamam, buyursun otur şöyle. Efendim buyurun. Merhabalar. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Beytah benim iş yerinden arkadaşım da böyle söyledi, sizden bahsetti Mesut Bey diye. Hmm. Ben de dedim öyle uzaktan olmaz. Yakından görüşelim, tanışalım. Öyle bir geleyim dedim. Aman yani. İyi ki geldiniz efendim. Sağ olun. Açık konuşayım. Fotoğraftakinden daha güzelsiniz. Çok, çok sağ olun efendim. Rica ederim. Ama siz de yani pek böyle afilli, pek böyle direk gibisiniz. Ya sen şimdi bana direk gibi dedin de aklıma ne geldi? Ne geldi? Aa bir şey gelmedi ha. Allah'ım normalde benim aklıma bir sürü şeyler gelir biliyor musun? Aa. Kız sen benim aklıma ne yaptıysan artık ne yaptın kız? Ama... Allah. Ay ya. Alemsiniz vallahi. Evet ya. Merak ettim, soracağım. Burcunuz ne acaba? Efendim, benim burcum ikizler. Hmm. Normalde ben çok hareketli biriyimdir. Hmm. Duygularımı da çok değişkendir. Ama sizi gördükten sonra... duygularımdan bazıları çok netleşti. Aa öyle mi? Evet. Merak ettim. Hangi duygular onlar? Öfke. Aa. Evet, beni öfkelendirdirmez. A neden acaba? Efendim, bu zamana kadar neredeydiniz? Ah. He? Neden hayatıma bu kadar geç girip dünyamı aydınlattınız? Ay vallahi çok güzel sözler bunlar. Ben biraz beceririm, müktedanımdır ya. Evet, evet. Şimdi onu diyecektim. Yani böyle konuşma tarzınız falan belli ki ağzınız iyi laf yapıyor. Nüktedan bir kişiliğiniz evet. Var. Evet. Bak senin nüktedan dedin de benim aklıma ne geldi ya? Ya bizim eski mahallede bir tane Cavit vardı. Hmm. Kaba Cavit, sen bilirsin. Biz daha şimdi tanıştık. Ben nereden bileyim? He he. O işte o kız. O. Neyse. Bu Cavit o zamanlar maske mesafe temizli kuralına aldırış etmiyor. Çıkıyor dışarı. Semt pazarından semizotu almaya gidiyor. Arkadaş semizotu alırken pazarcıdan Cavit de alıyor mu? Hı? Ya Cavit oluyor Cavit Cavit. Tabii. Bunu hemen arkadaş apar topar hemen garantinin altına alıyorlar. Ay çok geçmiş olsun. Ya. Şimdi iyi mi kendisi? Bak bak dinle beni dinle. Ha. Neyse. Hı. Filyasyon ekibi hemen bu ilaç vermek için geliyor tabi. Cavit diyor ki ben iyiyim. Benim hücrelerimdeki proteinlere Cavit tutunamadı. Diyorlar ki tamam o zaman gel senden aşı yapalım. Bunu faz bir aşamasını alıyorlar mı? Yani aslında benim böyle bildiğim kadarıyla bu olaylar öyle değil. Yani öyle ilerlemiyor sanki o ya iş. Ya dinle beni ya. Bir dinle. Aa bak kızıyorum he. Neyse.
Cavit diyor ki ben hazırım arkadaş. Tamam, buna deneyler, bir şeyler falan yapıyorlar. Arkadaş faz 1 bitiyor. Tam faz 2 aşamasına geçecekken Meksikalı uyuşturucu karteli bizim Cavit'e kaçırıyor mu? Alıyor götürüyor ki Meksika'ya tabii. Orada da bir tane lise hocasıyla, kimya hocasıyla bunu tankıştırıyor mu? Hoca kim çıksın? Walter White. Bilemedim. Perrangutman. Yani şimdi Mesut Beyciğim çok güzel hikayeler. Yani belli ki siz de anlatmayı biraz seviyorsunuz. Yok canım. Ama şey, hazır böyle kıymetli bir vaktimiz oldu. Yeah. Acaba diyorum birbirimizi mi tanısak bu zamanda? Ama. Mesela nelerden hoşlanırsınız? Hobileriniz neler mesela? Efendim büzük. Büzük dinlemeye bayılırım ben yani. Ay, büzük sandım. Müzik diyorsunuz. Müzik, müzik diyorum müzik, yani. Müzik. Aslında ben anlatmayı ikinci aşamada tutan, daha çok dinlemeyi seven biriyim. Siz sever misiniz müzik? Ben de müzik seviyorum. Türk sanat müziği. Öyle mi? Çok severim. Çok kimleri severim. Dinlersiniz TSD'den? Efendim kimleri dinlerim? Vallahi Hüner Coşkuner, severim. Ayşe Taş, severim. Sizler? Sizler kimi seversiniz? Yani ben daha çok Sibel Can'ı. Yani Sibel Can da kendince iyi bir sanatçıdır yani. Kalk git buradan! Gel! Kendin Can'ı? Ne? Ben Sibel Can'a kendince diyen biriyle ben yan yana oturmam ya. Gerek Berivan, gerek Padişah, gerek Çakmak Çakmak'la kendini ispatlamış muhenk taşı bir sanatçıdır o be. Çak, kalk git, gel! Terbiyesiz! Mesut Bey ne oluyor ya? Mehtap sizin için çok kibar bir insan oldu. Siz bayağı kaba birisiniz. Hayır, hayır. Sibel Can benim kırmızı çizgim. Tamam canım. Kokoroza bak ya. Kokoroz mu? Ne oluyor ya? Ay, Mehtap Hanımcığım yapmayın gözünüzü seveyim ya. Benim kalmış şurada 20 senem. Ben güzel kaliteli bir yaşam istiyorum. Bana resmen neler söyledi burada. Hani? Lütfen Mehtap Hanım, ben gidiyorum. Benim hiç ya. İşim olmaz. Bayağı Yeter Hanım. Bir şans daha. Olmaz ne şans? Bakalım. Hayati. Sibel Can. Son şansımız Yeter Hanım'dı, o da gitti. Ne yapacağız şimdi? Hikayelerine mi katlanacağız? Ama bu şekilde olmaz. Mesut Bey'e böyle yardımcı olamayız. Ona kapıları kapatmadan, ona yüreğimizi açarak, gönül gözümüzle belki de bakarak, onu anlamaya çalışarak hareket edersek eğer. Çıktı seni! Lan bir yardımım olsun diye şu yekârlık seni 3 kuruş fayda kolmadık. Çık! Özür dilerim lan. Ay! Ay! Çık! Ama bu kadar bir şey yok ki bence yani. Bir kart bırakayım, kart bırakayım size buyurun. Ay Hayati! Taş devrindeki adam gibi ne yapıyorsun öyle? Ben de ne bileyim ya. Canım benim bu kim Gülsene Buğdaycıoğlu? Bir faydası dokunur mu bunun? Onun faydası olur mu bilmem ama Mesut Bey'in ona kesin faydası olur. 20 bölüm dizi çıkar bu adamdan. Görüşmek üzere. İyi günler. Bir şey de yaramadı zaten. Merhabalar, kapı açıktı. Buyurun, hoş geldiniz. Adınız Mehtap herhalde değil mi? Zilin üstünde öyle yazıyordu, oradan tahmin ettim. Ben karşı komşunuzum, Naime. Yeni taşındık, merhaba abi. Ben öyle bir merhaba demek için uğradım. Ay hoş geldiniz, ne iyi ettiniz ya? Ya bizim oralarında gelmişken meşhurdur etli ekmeğini. Acık da altına az pişirdim, öyle seversiniz diye düşündüm. Getirdim. Canım etli benim... ekmek mi? Ay ne zahmet ettiniz ya. Bak sen zahmet dedin, benim aklıma ne geldi? Nereden ne geldi? Bizim oralarda bir zahmet teyze vardı. Sen bilirsin. Ben nasıl bilebilirim? Saffet ablan oğlu. Ha o! Oo! Siz de mi Konya'dan? Evet, Konya'dan. Hatta otobüsle geldi hani. Otobüs mü? Sevdiğim seyahat şekli. Ama sen şekli dedin de benim aklıma ne geldi? Ne geldi? Ya bizim orada bir Şekil Yakup vardı, sen bilirsin. Ha, bilirim. Kadriye'nin oğlu. He, o işte. Ya bu Yakup bir gün Zerdeşal işine giriyor, tamam mı? Bazı Zerdeşal dedin de aklıma ne geldi? Ne? Bizim orada bir Meramlı Meral var da, bildin mi? Sen Meram dedin de bak benim aklıma ne geldi? Mehtap! Mehtap kaç kaç!
Kaç bu zamana sıkışıp bunların arasında sonsuza kadar hikayeyi dinleyeceğiz. Kaç. Acaba bizim bu etrafımızı saran öykünün adı aşk olabilir mi? He, o, o. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza...